Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şekerbank Mobil'de mobil uygulamalardan izinler istiyor. Neden bu izinleri vermeliyim sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, uygulamaya giriş yaptığınızda genelde sizden bazı izinler istiyor. Bu izinlerin verip vermemenizde tereddüt yaşayabilirsiniz. Gelin bakalım bu izinleri beraber inceleyelim. Telefonumuzun Ayarlar menüsüne giriş yapıyoruz. Ardından Şekerbank'ın mobil uygulamasına giriş yapıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi Şekerbank Mobil'in erişebileceği ayarları görüntülüyorum. Burada iOS'lar için Siri ve arama, ek olarak bildirimler ve hücresel veri ayarlarını görüntülüyorum arkadaşlar. Kullandığınız cep telefonunda burada gördüğünüz gibi kamera izni, veri tabanı izni gibi birkaç izin daha bulunabilir. Burada yer alan kamera izni arkadaşlar, açılıp veya kapalı olmasının nedeni şu: açık bıraktığınız zaman Şekerbank Mobil'den QR kodlarda işlem yapacaksanız, örneğin ATM'de para yatırıp para çekecekseniz QR kod ile, kamera izninin açık olması gerekiyor. Aksi takdirde kameranız açılmayacaktır. Onun dışında Şekerbank Mobil bu kameranızı herhangi bir başka bir işlem için kullanmayacaktır. Ayrıyeten uygulamayı indirdikten sonra dijital üyelik oluştururken görüntülü görüşmeniz gerektiği durumlarda yine kameranızın açık kalması önemli arkadaşlar. Diğer izinlere baktığımızda burada bildirimler seçeneğini görüyorum. Bildirimlere izin verip vermemek sizin elinizde. Yalnız bildirimlerde herhangi bir şekilde SMS bildirimlerini engelleyici bir bildirimle izin verilmesini kapatırsanız, burada cep telefonunuza gelen aktivasyon kodlarında da herhangi bir şekilde elde edemeyeceksiniz arkadaşlar. O konuda eğer aktivasyon işlemi gerektirmeyecek bir durum varsa bildirmenizi kapatabilirsiniz. Hücresel veri de aynı şekilde, cep telefonunuzu Wi-Fi ağında kullanıyorken bu hücresel veri izini kapatabilirsiniz. Bu sayede size ait internet operatörünüzdeki internet hakkınızdan gitmeyecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, izinler böyleydi. İzin verip vermemek tamamen size kalmış bir şey. Uygulamayı kullanırken aktif şekilde, örneğin konum izni istiyorsa banka sizden, konum izni size en yakın şube ve ATM'leri göstermek içindir. Ekstra olarak sizden başka bir izin talebinde bulunmaz. Bu da Şekerbank'ın mobil uygulamaları hakkında olan internet sitesindeki izinlerin neden verildiğine dair bütün kapsamlı detaylara ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.